Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Dilara. Bugün konumuz saçlar. Daha doğrusu saç bakımı. Bana en fazla sorulan sorulardan biri bu diyeceğim. Klişe bir cümle kuracağım ama gerçekten böyle. Beni çoğunu zaten saç videolarından tanıdığınız için genelde saçla alakalı sorular soruyorsunuz. Özellikle benim eski takipçilerim benim saçlarımın yaptığı değişimin çok iyi farkındalar ve bunu bana söylüyorlar. Ben de tabii farkındayım ama sizden duyunca daha mutlu oluyor insan. Çünkü neticede dışarıdan bir göz olmuş oluyor. Benim saç hikayemi biliyorsunuz, saç öykümü biliyorsunuz. Bilmiyorsanız buraya ben saçlarımdan bahsettiğim ara ara videoları teker teker koyacağım. Bilgi kutusuna da ekleyeceğim, izleyebilirsiniz. Saçla uğraşmayı çok seviyorum, saç boyamayı çok seviyorum, saç bakımları denemeyi çok seviyorum ve bu sevgimi fark edecek olacaklar ki Liquid ailesi bana ürünlerini göndermek istedi ve ürünlerini denememi istediler. Çok sevindim çünkü zaten keratin ürünlerine, saç bakım ürünlerine çok büyük bir merakım var. Özellikle saçımı yaktıktan sonra. Önceden çok fazla aslında kulak asmıyordum, dikkat etmiyordum saçıma ama saçımı yaktıktan sonra saçıma iyi bakma sözü verdim diyebilirim. Ve o günden beri evet saçımı boyuyorum ama olabildiğince az zarar verme yollarını arıyordum. Ve ben bu arayıştayken gerçekten hani kader gibi karşıma bu marka çıktı ve tamamen bu mantıkla üretilmiş ürünleri var. Ben kendime zaman tanıdım, böyle bayağı deneyim istedim. İlk izlenim videosu çekmek istemedim çünkü genelde öyle yapıyorum. Bir ürünü alıyorum, işte birlikte deniyoruz falan. Ama sonrasında bana çok fazla soruyorsunuz. Nasıldı sonuçları? Şu an hala memnun musun diye. O yüzden bu sefer uygulama videosu değil de böyle güzel değerlendirme videosu çekmek istedim. Evet, lafı çok uzatmadan ben size kutuyu göstereyim ve kutu içeriğine bir gelelim. Ama biraz ağır. Şöyle simsiyah mat bir kutu içerisinde geliyor. Ve ben yine yerleştirdim kutunun içerisine size bunu göstermek için. Şöyle kocaman bir kutu. Bunun içerisinde bir adet durulanmayan saç kremi, şampuanı, bana bir de Olaplex koymuşlardı. Onun dışında bir adet saç bakım yağı. Bu gerçekten hani bitkisel bir yağ kokuyor ve bitkisel bir yağ olduğunu hissediyorsunuz. O yüzden bence çok seveceksiniz. Onunla alakalı yorumlarımı birazdan geleceğim. Sonra 6 tane böyle çıkarabilsem bir saniye. Sonra 6 tane böyle küçük şişe keratin serumları göndermişler. Ben gördüğünüz gibi 3 tane vardı bu aşağıda. Onları kullandım. Şöyle gösterebilirim galiba, artık düşmezler. Evet. Aşağıdaki 3'ü kullandım. Yukarıda 3 tane şişem daha kaldı ve onları da artık almaya derken kullanmaya devam edeceğim. Onun dışında bir adet de saçınıza nem kazandıran çok güzel bir maske var. Şimdi teker teker ürünlerden bahsederek başlayayım. İlk olarak ben şampuandan bahsetmek istiyorum. Bitkisel ürünler olduğu için böyle parfüm kokmuyor. Ama bu şampuan bence bitkisel olmasına rağmen çok güzel kokuyor. Acaba için yani neden bilmiyorum. Argan yağı var mı içinde bilmiyorum ama argan yağı da güzel kokar çünkü. İçindekiler. Ha, gül suyu varmış. Organik gül suyu varmış. Evet. Gül suyu kokuyor birazcık. Gül suyu, kekik suyu, sıvı keratin, proteini, at kuyruğu bitkisi, zeytin yaprağı, özü, gliserin, ki gliserin biliyorsunuz nem veren bir şey. Hyaluronik asit var ki bu yani nemin babası. Evet, ve pirinç proteini, Hindistan cevizi eldesi. Bayağı duyduğunuz gibi muhteşem bir içeriği var. Ben bu şampuanı artık hani beni biliyorsunuz, ben bir Tresem bağımlısıydım.
Ama o da bitmeye yakındı ve ben buna geçtim. Tresem de saçınızı çok fazla köpürtmüyor. Bu da köpürtmüyor. Neredeyse hiç diyeceğim. Çok az köpürtüyor. Ama yıkadıktan sonra böyle gıcır gıcır hissediyorsunuz. Gerçekten gıcır gıcır bir his oluyor. Ve ben o hisse tutuldum. Çünkü ben böyle temiz hissini çok severim. Köpürmemesine rağmen böyle bu denli gıcır gıcır hissetmesi muhteşem. Gerçekten kafa derim parlıyordu. Muhtemelen kafamdaki o silikonları arındırdığı için böyle hissediyorum. Bilmiyorum ama şampuanı çok sevdim. İçinde silikon olmamasına rağmen saçım kurutmadı. Çünkü saçım çok yumuşak. O yüzden benim için böyle ekstra bir yumuşaklığın önemi yok. Tresan da saçı kurutuyordu. Bu da saçınızı yumuşatmıyor ama temizlik ve bakım açısından muhteşem. Eğer bitkisel özlü bir şampuan arıyorsanız deneyebilirsiniz. Ya da böyle set içeriğinde alın, faydalanın derim ben. Sonra saç kremine geçeceğim. Bu da yine parfümlü kokmuyor, bitkisel kokuyor. Ama saçınızı kuru hissedeceğiniz zamanlar olacak. Onu da anlatacağım. O zaman bu sizi kurtaracak işte. Bunu gün içinde ben böyle ara ara böyle iki pompa alıyorum. Tüm saçıma yediriyorum. Ve saçım yumuşuyor. O yüzden gerçekten faydalı bir ürün. Mutlaka eğer bence keratin uygulayacaksanız yan ürünlerini temin edin. Çünkü saçınızı doğru keratinden sonra doğru ürünlerle beslemek de çok önemli. Ben biliyorsunuz önceden yaptım keratin bakımı ama sonrasında mesela tuzsuz şampuanla yıkamaya devam etmediğim için o keratini bir nevi öldürdüm. Evet, şimdi bu keratin serumlarına gelmek istiyorum. Bunlar böyle 20 milimlik şişeler. Benim saçıma bundan 2 tane gerekli oldu. Ve bunlar normal keratin uygular gibi uyguluyorsunuz. Yani önce saçınızı 2 defa tuzsuz şampuanla yıkıyorsunuz. Kurutuyorsunuz. Sonra bu keratin serumları bir boyama kabına döküyorsunuz. Ve saçınıza boya yapar gibi tutam tutam bunu sürüyorsunuz. Diğer keratinlerden farkı saçınızı ısı uygulamak zorunda kalmamanız. Bence bu çok çok güzel bir şey. Çünkü keratin uygularken saçınızın ne kadar çok buharlaştığını, ne kadar çok kimyasal yaydığını ve size zarar verdiğini tahmin edemezsiniz. O videomu da görmüştünüz. Benim gözlerim kan çanağı gibi olmuştu ve gerçekten çok çok acı çekmiştim. Tekrar o acıya değer mi diye düşünüyordum yani. Zor bir işlem ve neticede her ne kadar saçınıza keratin yapıp iyilik yaptığınızı düşünseniz bile mantıken düşündüğünüzde saçınıza ısıyla bir şey yapıyorsunuz ve yüksek ısıyla. O yüzden bunların kesinlikle hiçbir şey gerektirmeden uygulanabilmesi bence en büyük artısı. Boya gibi sürüyorsunuz saçınıza ve 5 dakikada bir tarıyorsunuz. Yavaş yavaş tarayın. Böyle aşağıdan yukarıya doğru yavaş yavaş tarayın ve kurumaya bırakın. Kendiliğinden kurumaya bırakın. Ben sabah yapmıştım bu uygulamayı. Akşam yani birkaç saate kurumuştu. Hava çok sıcaktı. Kuruduktan sonra saçınızı duruluyorsunuz ve sonra saç maskesini uyguluyorsunuz. Şöyle maskemize de bakalım. Bayağı ben içinden parmak parmak almışım. Bu da şampuan gibi kokuyor. Güzel kokuyor. Bunu da saçınıza sürüyorsunuz. Ben diplerime geçirmiyorum. Sonrasında 15 dakika bekliyorsunuz. 15 dakika beklemeniz yeterli ve duruluyorsunuz. Bu kadar. Dilerseniz ondan sonra bir kısa fön tutarsınız. Sonrasında saçınıza keratini kazandırmış oluyorsunuz. Ben haftada bir kez maskeyi uygulamaya devam ediyorum. Çünkü keratin yüklediğiniz için saçınız kuru oluyor. Biraz daha böyle dolgun ve böyle daha volümlü, tiftik oluyor. O yüzden yumuşatmak gerekiyor saçı. Ben de bu yüzden yani haftada bir ya da en fazla iki kere maske. Onun dışında ara ara aklıma geldikçe bu saç bakım kremini kullandım. Bayağı da sevdim. Ben size bir videonun sonunda saçıma bir şeyler yaptım. Siz acaba ne olduğunu tahmin edebilecek misiniz diye sordum size. Ve saçın dolgunlaştı, keratin mi taktın diye sordunuz. Benim şu an saçımda burada ve burada olmak üzere tek iki tane tutam kaynak var. Bakın onun dışında hepsi kendi saçım.
Ama bunun kendi saçım olmadığını fark edeceksiniz. Görüyor musunuz? Çünkü daha uzun. Onun dışında saçımda kaynak yok. Ve saçımın böyle yapışık olup böyle volümsüz olmamasını, daha volümlü, daha gür, daha güzel görünmesini sağlayan kesinlikle bence saç bakımında yaptığım bu değişim ve saçıma yaptığım bu keratin yüklemesi bence. Ben öyle düşündüm ve böyle bunu gördüğüm için ve siz de gördüğünüz için ben çok memnun kaldım bu ürünlerden. Kutusunu atmak istemedim, size böyle set olarak sunmak istedim. Çünkü ben almaya gittiğimde bunları kutusuz götürmek zorundayım. Valizimde çok fazla yer yok. O şekilde götüremezdim. Böyle ama küçük şişelere rahatlıkla götürebileceğim. Orada da kullanmaya devam edeceğim. Çünkü dediğim gibi ben sonucundan çok memnun kaldım. Ve saçım artık uzuyor. Uçlarından pıt 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 kırılmıyor. Ve uzadığını ben her geçen günde fark ediyorum. Şimdi almaya gidince anneme böyle uçlardan çok hafif kestiririm. O da iyi geliyor saça. Ama uzadığının net farkındayım. Önceden böyle uçlarından kıt kıt kıt. Hepimizde olur ya, böyle kırılır ya. Güzel bir uzama bende çok geç oluyordu. Saçım geç uzuyormuş gibi hissediyordum ama tırnakları da saçları da aslında hızlı uzayan biriyim. Gelelim son olarak düşürüyordum. Bu saç yanı cam şişe düşürürsem sıkıntı. Bu içinde şu an gözümün göremeyeceği birçok yağ var. Ve gerçekten kendiniz birkaç yağ karıştırmışsınız gibi kokuyor. Eğer evde saç bakım yağları karıştırırsanız o kokuyu bilirsiniz. Güzel kokmuyor. Güzel koktuğunu iddia edemem. Ama gerçekten yoğun bir yağ. Çok azalmanız yetiyor. Çok fazla almayın çünkü saçı ağırlaştırıp yağlandırıyor. O yüzden ben kullanmama rağmen hala biraz gitmiş yani. Bu bir ömür yeter. Zaten saç yağı çok zor bitirilebilen bir şey. Bu bana bir ömür yeter. Yani saçı biraz ağırlaştırıp biraz böyle yağlandırıyor. O yüzden çok dikkatli kullanın. Onun dışında tamamen organik olduğu için gönül rahatlığıyla kullanabiliriz diye düşünüyorum. Evet, benim bu set hakkında söyleyebileceklerim bu kadar. Özetlemem gerekirse çok memnunum. Saçlarım da bana teşekkür ediyor bu yüzden. Siz de umarım sevmişsinizdir. Eğer ürünlere bakmak isterseniz ben bilgi kutusuna link bırakırım, bakabilirsiniz. Ayrıca sitelerinde de detay kullanımlarıyla alakalı detaylı bilgiler var. Ben hani insanım. Atladığım şeyler olabilir. Eksik olduğum şeyler olur. Ben de bir şeyler yanlış yapıyorum ama kutu içerisinde de böyle bir adet kullanma kılavuzu var. Onun dışında sitede de her an ulaşabileceğiniz bir ürün bilgisi bulunuyor. Onun dışında söyleyebileceğim pek bir şey kalmadı. Bu gerçekten artık bu evdeki son videom. Hüzünlüyüm. Adoslar. Hüzünlüyüm. Ama yapacak bir şey yok. Evet, böyle. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz, faydalı bulduysanız like bırakıp yorum bırakırsanız da çok mutlu olurum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız da yine. Çok sevinirim. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.